Cordyceps yapsın. Hikayesi yoğun olacak mı? Ya kardeş kısmet boş ver. Çok enteresan sorular soruyorsunuz. Yani olayın biz çok başka yerindeyiz şu an. Sizin sorduğunuz sorular çok standart sorular. Yanlış anlamayın. Yani parası, ca yani önemli odaklanma gereken odaklanman gereken çok daha farklı yerler var. Takılmayın onlara. Yok hikayesi ne olacak? Oyunun içinde şu var mı? Ya oğlum o var mı diye sorduğun şey oyunun bütünü değil ki yani. O istersen 5 dakikada eklersin onu. Oysa yapsın müzikleri. Abi araba eklenecekse araba konusu. iyi mi? Araba maraba yok oğlum. Ne arabası ya? Boss olacak mı? Bak hadi girip bir oyuna sokayım size. Az rast kişi var varken bir dakika ya. Her gün giriyorum gerçi ama. Rick Rod. Ben o gün sinirli... Arada kaynadı. Bir de YouTube'a atmayın lütfen dedim. Birçok kişi atmamış sağ olsunlar. Birkaç kişi. Bunu da bir izleyicimiz yaptı. Zaten eşlik gibi ikini yazmış. Olabilir tabii canım. Yani benim logomun dışında o R'nin içine baltayı koymaları çok güzel bir detay mesela. Onu yapması hoşuma gitti kim yaptıysa. O da o logoyu alıp böyle bir intro yapmış. Koymuş. Oyun ismi ne? Yarakus. Aman Eşek gibi yazdı az önce daha neyini soruyor? Rigrat işte ya. Çıkış tarihi belli mi abi? ya o zaman stringin uğraşmayın ya. Beni rahat bırakın lan. Bekle karakter. Baran'ın yaptığı şey nerede? Soundtrack. Anlamın eriklatı meme demek. Anlatacağım. Hepsini anlatacağım bir ara. Şimdi değil arkadaşlar. Bunların hepsinin bir manası var. Dur ben yayındaymışım ya. Şunu kapatalım. Dur soundtrack kısmı. Bu ikinci demosu. Bak şunu yapmış mesela ilk. Dinle. Yeter daha fazla dinletmeyeyim. Telif yeriz. <laughs> Bu kafalar gidiyor. Yani asıl anlatmaya çalıştığım şu. Oyunun skripleri işte bizim oyunu yürütme kısmımızın bir önemi yok şu an aslında. Şu an hoşuma giden şey. Ee, hali hazırda bizim izleyicilerin toplanıp bir şeyler yapıyor olması ee, Yarın öbür gün 10 sene 15 sene sonra harbiden güzel anılar biriktireceğim bu konuda ilgili Eğer çıkarsa da oyun Güzel de başarı elde ederse Diyeceğiz ki baba oyundaki işte şu izleyicimiz şu tarafından yapıldı Müzikleri bu tarafından yapıldı Şu şu tarafından yapıldı Çok keyifli Abi forest olmuş bu hmm. Forest değil bütün sevdiğim oyunların miksi abi bu benim Yani. Ve de artı yenilikler. Hayalleri biz. Öyle bir mix düşün. Stranded Deep'ten de parça var. Forest'tan da parça var. Medieval Dynasty'den de parça var. Oradan var buradan var. Yani sevdiğim tüm oyunların mixini çıkartıyorum. Ariyetten de co-op multiplayer olarak yapıyoruz ki rast gibi savaşabil. İşte ne bileyim riskli olsun riskli olmasın falan filan bir sürü de detay var. Baba size buradan ne gösterebilirim bilmiyorum ama bir gün zaten detaylı böyle sistemleri gösterebileceğim, tanıtım yapabileceğim bir şey yapacağım ama daha değil yani. RP yapabileceğiz mi abi? Oğlum mikrofon sistemi var istiyorsan yap. Biraz da lol ekle abi. <laughs> Veigar çıksın buradan. Nazar değmesin değil abi. Bakın ben bu konuda tecrübeli bir adam değilim. Ee, daha önceden oyun yapmadım. Bilmiyorum. Benzeri şeyler çok yaptım. Bir projenin liderliğini çok yaptım ama oyun konusunda işler değişiyor. Neden? Çünkü bu Eightborn gibi o gibi bir şey değil. Burada sen buna bir ücret bağlayıp satıyorsun bunu yani. Bir nevi ürün çıkartıyorsun. İnsanların parasını harcayacağı bir alana giriyorsun. O zaman işler çok farklı bir yere geliyor. Ee, bu sebeple de bunu profesyonel yapman lazım. Yarım bırakmaman lazım. Sağda solda bağımsız yapıcılara sövdüğümüz konular var. işte. oyunu niye güncellemesini bırakıyorsunuz amına koyayım. Geliştirseniz oyunu diyorsunuz. Diyorsun. Geliştirmeye devam etmen lazım. Ekibin keyifli bir ekip olmalı, e, vizyonlu bir ekip olmalı. Bir sürü şey var burada. Ben şu an e, sadece konsepti ve işte detaylarını belirliyorum. Mert yazıyor, e şimdi bir de community kurduk. Oradan da insanlar bizim işlerimiz hızlansın diye destek atıyorlar ki birçoğu da... Çıtır ne ya? Drop mu girdi? Belki hepimiz evdeyiz, internete yükleniyoruz ya. Haydi... Çok kasıyor mu şu an? Oyun adı Lemonade olsun. Tamam. Işık süzmesi. Dur ne abi ışık bak. Işık süzmesi arkadaşlar biliyorum eleştiri yapmayı seviyorsunuz. Fikir vermeyi de seviyorsunuz. Ama inan şu ışık süzmesi sikimden aşağı kasım paşam bana koyayım. Bu böyle 5 ay sonra. Aa buna şunu da değiştirelim dediğimiz bir şey olayın optimizasyonuna takılın abi. Olayın sistemlerine, yeniliklerine ne gibi değişiklikler olacak, ne gibi farklılıklar olacak bunlara takıl abi. Boş ver ışık süzmesi, ağacın şuradaki yaprağını sikeyim, şu yerdeki adamın adımındaki hatayı sikeyim. Bunlar önemli değil. Yorumlarken öyle yorumlamayın oyunları. <laughs> abi yeni oyun hakkında bir fikrim var ama tabi sen nasıl istersen. Bak arge kısmımız var. Bütün fikirlerini orada belirtebilirsin. Hala drop giriyor mu ya? Bir şey söyleyeceğim. Aa! Bu oyun bozuk amına koyayım. <laughs> e oyunu... Lan! Yazılımcı Mert! Oyunu açanlar upload mu alıyor amına koyayım? Bu niye böyle oluyor ya? Allah Allah. Ekran hareket edince şey oluyor. Dur bakayım. Çizim oranı sıfırla. Oo çok enteresan. Vallahi oyun yapıyor ha. fullim bakayım. Adam benim bilgisayardan mining yapıyor. Tam ekran ayarındadır belki. Hayır. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bakarız buna. Oyunda çok fazla piksel var. Ulan düştü. 40. Bakayım oluyor mu hala. Allah Allah. Drop oluyor mu? Yani takılıyor mu yayın? Ha. Ee, tamam neyse. Bu anlamadım niye böyle oluyor. İsin kaçsan abi ben sistemsel bir şey değiştirmedim. Display framerate'ten bakalım. Yok çok anormal bir şey bu. Yani hareket ettiğim an kırmızıya çakılması normal bir şey değil. 7000 bitrate fix veriyor ama kırmızıya düşüyor. Düzeldi galiba lan. Abi biteri çok kötü şu aralar internet mala bağlıyor. Ya benim dün downloadum 8 megabitti uploadum 4 müneydi biliyor musunuz? Neyse tam dursun oyunu oynayacağım diye girmedim zaten. Hikaye bu abi işte hep beraber çalışıyoruz. Yardırıyoruz. Güzel de ilerliyor. Mert gece gündüz çalışıyor zaten. Aylardır çalışıyor. Ya yani bu oyun dün başlamadı yani. 4 ayı 5 ayı var. Ee, böyle böyle gidecek. Bakalım gittiği yere kadar. Şimdi şey altyapısına çalışıyoruz. Ee, sunucu açabilme ve sunuculara girip oynayabilme imkanı sağlama mevzu server based bir sistem hazırlamaya çalışıyoruz. Ee, hangi Mert? Öyle işte arkadaşlar. En iyi kapat emin misin? Eminim. Şunları kapatalım. Bu olaya bakacağım. Bugün benim doğum günüm. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Oyunla alakası da olmayabilir. Şu an bende drop hala devam ediyor. Abicim seviliyorsun. Eyvallah eyvallah. Abi çok kötü. E, don giymişsiniz abi abi <laughs> ne yapalım çıplak geziyor herif bütün gün çıplak gezdiği için biçilişteki kerhane sistemi gelir mi abi kerhane sistemi düşünüyorum daha doğrusu e, pavyon sistemi düşünüyorum kendi pavyonunuzu açabileceksiniz takır takır işletme yapabilirsiniz orta çağ konsepti yok düzelmedi hala drop yiyorum yoksa bugün yayın olmayacak mı Denizin altında olacaktı Pavyonut Gizli Deniz Kızlarının oluşturduğu fantastik bir pavyon düşünüyorum. Evet evet bir sıkıntı var. Durun. Şu Şimdi benim internetimi kullanan kim var? Evde herkes var amına koyayım. Bekle. Arka bilgisayara bakalım. Allah Allah durup hala devam ediyor ya. Bekle. Bir 6000 bitrate vereyim mi ya yayını? Ya da 7000'e düşürelim? Slow değil medium vereyim bir de. Aha! Bir dakika. 8000 bitrate. Galiba hallettim gibi. Açayım bir daha oyunu. Durun bir deneyelim. Emin olalım ki bugün bir sürü oyun oynayacağız ya. Şşş. Şş. Sayfaya bak baba. Sen böyle bir şey gördün mü ya? Ha, bunları 5 dakikada yaptım aman havayım. Kütüphane. Yok yine gidiyor. Sıkıntı var. İşlemciyi kastıran bir şey var. İşlemci de değil kasam. İnternette bir sıkıntı var. Uuuuh. Abi ses kesilmiyor, görüntü kesiliyor. Evet evet. Şimdi arkadaki interneti çektim. O bilgisayara internet gitmiyor. Beyler uğraşacağız, yapacak bir şey yok. Tamam onunla ilgili değilmiş. Ya, drop yiyoruz. nasıl? Bayağı. Kırmızı yiyor baksana %12 drop var. Bitrate 7000'e 7000 düştüm. 7000'de de aynı sorunu yaptı. Hatta slova düştüm. İşlemci mi kasıyor diye o da değil. 6000'e düştü. Enteresan bir şekilde 7500'de kırmızı veriyor anladın mı? Vermemesi lazım normalde. 6000'i de bir Yayın açık mı şu an? Açık. 6000 de aynı şey yapar. verir bu, bu ya. Dün de internette bir sıkıntı vardı. Bu evet. 6000'de yeşil yaktı. Bu bu arada bir direkt şey server problemi. Bende de aynısı oluyor. Değiştirelim server'ı. Yayındayken abi. değiştiremezsin abi. Ee. Bence içeride mi 6000'le idare eder? 15-20 dakika sonra denersin. yine 8000. Tamam 6000'de slow vermeyeyim o zaman. Yani evet, Midiumi, Mid medium mediumi. bakayım. Şimdi 6000'deyken oyunu açacağım. Çakılacak mı bakayım? 6000'de de bizim oyun bok gibi gözükür. Ne veriyorsun şu an? mu veriyor? He hem bak internet sarıyı çakıyor. <laughs> Edir yukarıda oturuyor da olmasın? Vallahi kapıyı kapamış. Kapıyı, kapıyı kapamış. Çarşaflı üstünde duruyor. Oo, asker usulü 31'de o. Kim demiş orayı? Büyük 31'de. Gözüksün <laughs> <laughs> lan ne olacak? <laughs> Bakayım. Abi oyunda bana bir tık range gibi yapılmalı. Range. Range'den de var oğlum dokunuşlar. Sevdiğimiz uyları topladık. Hayalimizdeki kadını yaptık lan. Adı. Tuba Oyunun adı Tuğba olacak. Bakalım ne yiyecek. Bence 6000'de bir şey olmayacak ya. Oyunla ilgili değilmiş onu anladık şu an. Dur bakayım şunu bire indireceğim. Yok bir şey olmuyor şu an. Evet, burada problem olmaz abi. Ben bakıyorum zaten. çok ha. Ha, bunun tonlarına daha girmedim. Bunun tonlarına girince daha uçuracağım burayı ben. Lan gerçekçi bulutlara ne oldu? Mert! Mert! Bedir! Bedir! Gerçekçi bulutları silmişsin! Bedir! Tamam bir sıkıntı yok ya. Gayet çalışıyor işte. Menülerde falan da bir şey yok. Bak bunları böyle sağda bırak attığımız şeyleri değiştirdim bak orada. Gördün mü? böyle bir şey yaptı ama da daha toparlanacak mı bir... yani? Çirkin duruyor daha yazılar falan çok büyük. Vedir. Ses başlangıcı yapmadık mı? Babo. Aa. Ah. Aa ah, götüme gir. Ah. 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 Hop. Ha. Sana çıktı sandım. Yok lan animasyonu first person'la third person farklı ya. Bakayım. Böyle güzeldir ya. <gülüyor> 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 dur lan dam açı vereyim bekle. Fov olsun şöyle ha. <laughs> <laughs> şöyle bir de grafikleri de dur bakalım hemen fullle baba. <laughs> Ondan sonra cima hemen bunu da clear'a al. Bir de saati de en güzel saate vur şöyle. Tamam. Böyle fullleyince şu an render alması full tipe bakamına. <laughs> <laughs> Dur bakayım, ha bu da daha yapılıyor. Ne mi? Şimdi bir de böyle geceye al. Ha. Bundan sonra acaba burada tadını çıkar. Ay, ay istiyoruz, ay istiyoruz. Bekle. Şurada şöyle tam ayın yansımasını da aldın mı? Ya gerçekçi bulutları niye siliyorsun be adam ya? Bu ne öyle? Bak bug, bug var. Gördün mü? Abi realistik. Realistik. Işın. Realitize. Olmadı. Zaten bu aşamada bunlar çok normal. Ya var? bunlar iş işte en son. Ama ben yine üstün darlama yeteneklerimle ne yaptım ne etti yaptı? oyunun daha başlamadan grafiklerine çöktüm amına koyayım. Bak değil ışın o. Hmm, demek ışın o ha pislik herif. Ya rock bug değil amına koyayım, öyle bir şey yoktu. Işık bug o. Çok biliyorsunuz amına koyayım. <laughs> Her şey bir laf. Rp abi! Gamayı da şöyle kısalım. Ben buradan sürekli grafik ayarı yapıyorum. Bak, yani sürekli test ediyorum. Öğlen 2'de görüntü nasıl? Mesela fogi bu. Anladın mı? Şu 2 tabii gereksiz. Bu foggy de şimdi. Çizim oranı ne oluyor? Çizim oranı işte... Uzak yakınlık. Hayır hayır, bak pikselleşti oyun. Ha, şu an Minecraft'a döndürdük. Yani çizim oranını Tabii bu aslında mesela Ultra'da bu oyunu oynarken atıyorum yarın bir optimizasyonu yapıldığında Ultra'da neler olacak? Ayarlar ne olacak? Mesela bak şu görüntünün güzelliğini görüyor musun? Evet her şey gözüküyor. Her şey gözüküyor. Hiçbir hat hata yok yani. Ama FPS nasıl yerlerde? Tabii. ben de şu an 50 FPS var ya yani. olmaması lazım mesela ya. Böyle sürekli deniyorum, notlar alıyorum. Diyorum ki baba bu... Ben çok anlamıyorum da zaten grafik en son yapılmıyor mu? Tabii yani optimizasyonu en, en, en son, en son yapılıyor. Ve grafik. Bir, no bir, FPS olur. Tabi lan bunu bazen Bestcock'lar açıyor. Benim yaptığım ayarlarda 2 FPS'de oynuyorlar. <laughs> Ama bunu dikkat etmek lazım. Hikaye olmalı oyunda. Olacak da babuşum. Aga bildirim bana gelmedi ya. Bildirimlerde yine bug var ya. Sen de 50 de sıkıntı tabii bunlar sonradan işte indirilecek. düzen. Mesela atıyorum bak ayarlardan diyelim ki en düşük dur şu şey gelsin. Bak görüyor musun? Şimdi bir yüklesin. Bu en düşük grafikler ama en düşükte boyun böyle gözükmeyecek normalde. Tabii daha daha yani böyle gözükecek Bunlar hep ayarlanacak. işte şu şu açık olsun. Çimler kapatılabilsin. Ağaçların detayları kısılabilsin. Yok efendime söyleyeyim denizin kalitesi düşsün. Çünkü deniz şu an çok kaliteli. Ben denize çok önem veriyorum babo. Hatta göstereyim bak denizi. Unlimited frame rate. He tamam. O FPS sınırlamasını, S kapatıyorsun. FPS sınırlamasını kapatıyorsun. Sınırsız oluyor yani. Bak şimdi şunu sky yapalım. Şöyle denize bak bak ne koşma mi? O şu stamina yalandan. Bu solattaki görsellerin falan hepsi yalandan şeyler. Üretim falan bunlar zaten ileride değişecek. Bildirim yeni geldi. Twitch. Twitch, düzelt şunu. Bak biraz şimdi güneşi yukarı alalım. Bak şey değişti. Şunu clire alalım yine. Bak Maldivlerdesin. Gördün mü? Maldivler denizi bu. Öğlen vurdum hele. Şu suya bak. Görüyor musun? Oh. Oh, oha, Maldiv oğlum ya. Maldivlerde yüzsen böyle yüzeceksin işte. Daha ne? Oyunu niye yapıyoruz? Bunları hissetsin nerede <laughs> Bak o. Oh. Dalgaya bak. Biliyor oh. <laughs> <laughs> oh. musun? Yapmıyoruz. Bu Yapmıyoruz. Oyun. Yosun böyle. fobi mi var? Gir içinden. Yosun Allah Yosun Kimin? Yok. Var mı benim? Yosun fobisi olan var. Yani Yosun'u görünce dayanamıyor. Görüyor evet. oh. musun? Ferahladım mesela. Oyun bunu hissettirmeli. ben ben. Ya altta böyle Yosun olduğu zaman şey oluyor. Tribe giriyor. Tribe giriyor. Abi yıldızlarla oynarken arada kaynamıştır o. Kaynamasın Mert'im. Bak her fix dediğimiz şey yarın öbür gün başka bir şey oynarken kaynayacaksa yapmayalım baba bu oyunu. Ben izliyorum Mert bir şeyleri değiştirirken baba yardırıyor. Vınca 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 yapıyor diyorum. Bak ben olsam bunu böyle mini mini yaparım. Düzelttim abi. Ha, acaba başka neyi bozdum Mert'im? Neler neler gitti, neler, neler anlaşıyor. gitti acaba? Yarın da acaba menüyü gösterirken orada mı bir şey patlayacak? Yosunlardan korkuyorum. Korkmayın lan yosunu. En fazla içinde iskorpit olur o da zehirli yani bir şey olmaz. İskorpit ne? Çorbası yapılan balık, çirkin balık. Dikenli, zehirli. Iskorpit elindeydi değil mi işicin üstüne? Harbi Aa. mi? Ha. Değil mi diyeyim, şey de çok tehlikeli. Deniz kestanesinde ayağa batıyor falan ya. ya. Onu çıkarmak dert. Zehri... Mert'im bu bitkiler niye kırmızı? Dün ben bunları yeşil yapmıştım. Oğlum dört gün önceki save'i attın amına koyayım? <laughs> Hiçbir olur. Bakayım ben onu anlarım. Neyse bir arası tam net oynayacağım oyunu. Böyle bayağı hayatta kalacağım ama hevesi kaçar ya. Su depolayıcı, buğday, sadi, sal yapıp siktirip gidelim buradan. Bak bu mesela şimdi neye dönecek göstereyim arkadaşlar. Şimdi salı yaptın tamam mı? Bak salı yaptın. Bu sal görüntüsü var ya Oyunda hayvan var mı? Var. Hem de ne hayvanlar var bekle. Rigra'ta gel. Dur bakayım. 3D modeller. Bu Salla yaklaşık kaç gündür uğraşıyor bizim izleyiciler bilmiyorum ama örnek veriyorum. Şu an bizim oyun için yapılan şeyleri göstereyim size. Yani bunun neyle değiştiğini görün. Bu tilkinin Yaptığı, işte atıyorum beğendiğim ve koyacak koyacağımız Shelves'in yaptığı var. Bak Johnny, taşımaşı görüyor mu? Hmm. Ya gibi, bak şimdi de bu açılsın. Bak çok realistik, seviye bir raft. Stikleri birleştirdin, bağladın, yalandan dümeni yaptın, yelkeni koydun, ya Allah tazik. Sonra bunun skilllerin doğrultusunda bir üstü upgrade'i daha geliştire, sağlam geliştire. keresteden yapalım. Yok efendime söyleyeyim metalden yapalım, şundan yapalım, bunun sağını kapatalım, üstünü kapatalım falan. Bunları bizim çocuklar yapıyor işte, izleyiciler yapıyor. Çocuklar demeyeyim, koskoca adamlar da var içinde de. İşte bak şimdi yelken tasarımını yapıyor Foxy bir yandan. Bu da işte dalgalanılacak, <laughs> rüzgar girdi mi işte Ona reaksiyon gösterecek tabii. Şey Onu herhalde zaten Programdan veriliyor herhalde onun şeyi. Da, program, rig yapıyorlar işte. Ben de yeni yeni bazı şeyler öğreniyorum. Çevreden. Gelecek mi abi? Ya, geliriz. Bak Liver'ın yaptığı şeyler var. Liver'ınkiler nerede lan? Unity evet arkadaşlar oyunun. Bak Liver dede mesela şimdi bunlara çalışıyor. Ben söylüyorum böyle olsun, şöyle olsun. Şunu şöyle yapalım. Onlar da kendi hayal güçlerini katıyorlar. Hemen dizayn yapıyorlar. Oğlum siktir et kötü dursun. İzleyici yapıyor abi düşünsene. Böyle güzel bir şey olabilir mi yani? Adam mi yarın ya öbür gün... beraber yaptığımız bir şey. Tabii. Var. Bak mesela bu... Bunu o mu yapmış bilmiyorum ama... Mesela sur dizayn etme sistemini yapmış biri. Menta diye bir arkadaş. İnternette büyük sıkıntı var bu arada. Evet i̇nternetin şey benim Doğru. sıkıntılı. Dünden beri bir dün sıkıntı var. Dün acı çektik ya. Dün anlattım bilmiyorum da. Voice meter indiremedik ya. Voice meter inmedi ya. Bak açmıyor gördün mü? Bu harbi problemli abi. Kordi kapat. Kordi işte. kapat yeter artık gel ya. VR falan mı Tadını falan? mı çıkartıyorsun VR'la ne yapıyorsun ya? Abi diğer hayatta kalma oyunundan farklı bir olayı var mı senin kafanda? Geblo'cum tabii ki de var bebeğim. Halihazırda girip de oynayabileceğim oyun aynısını yapacak değilim ya babuşum. Bak. Mesela bu bir yapı ya. Örnek veriyorum. Birbirini takip eden. Bak şimdi. Bu kafada... Ha, otomatik oluşturuyor. Tabii otomatik bütün tuğlaları, blokları birbirine yedirdi mesela. İşte atıyorum, bak küçük blok yaptı, büyük yaptı, kule yapacak şimdi. Slender'dan yapmış adam işte böyle. Kendimi yapmış emin değilim, bu hazır da olabilir yani. Sadece paylaşmış. Elgato senin ben, neyse. Ses gitti gene, Allah Allah. Onluk bence Elgato gitti. Olabilir, Elgato, ha Elgato gidince gider, o bütün bağlantıyı koparıyor. Kadın karakter olacak mı? Ya sen dalga mı içiyorsun lan? Kadın karakter olacak mı demiş herif ya. Kadın karakterin kralı var. Her şeyde bir sıkıntı var bak benim bilgisayarda. Gördün mü? Gr şeylerde falan da sıkıntı var. İnternet yavaş. İnternet problemli belli. Günden o sinyali çaktı. En kötü şey yaparız abi. Kontrol ederiz. soran abi evet. hmm. bunlar arkadaşlar değişecek bunlar yalandan duruyor öyle yani yalandan dedim menülerini falan yapacağım hep vücut rengi şey <laughs> E <laughs> halkası derinliği ne oğlum her şey var lan bu sisteminde bunun hani derinliği göremiyoruz derinliğin kralı var dur bak şimdi göbek derinliği bak görüyor musun <laughs> Sen ne sandın oğlum? Göbek deliğinin o bak. Meme sarkması. Meme sark. Memeyi sarktırabiliyorsun. Allah Allah. Meme, meme önemli abi. Memeye çok önem verdik. <laughs> bak popo karışık Oğlum bunlar çıplaktı. Niye giydirdin ya? Popo boyutu bak. Squat girl gördün mü? Her gün çalışıyor. odunu alıyor abi. Ataküte. Baldır boyutu. Tabii geri doğal olarak <laughs> kalfların da büyümesi lazım. Gördün mü? Meme ayrılığı bak. Meme ayrılığı. Bunlar küsmüşler. Ha. Orada, bir kavga, e orada bir kavga çıkmış. Orada küslük başlamış. Ayak kalınlığı. Bak çimden göremiyoruz mesela. Parmak boyutu. <laughs> Ellere bak. <gülüyor> <gülüyor> bak ön kolda verdin mi bu kadına? <laughs> Eli de büyüt. Celal <laughs> bu kalça kemik boyutu. Bunu da genişlet. En az 3 tane aero atışını dojlar. Bu biraz estetikli oldu altına bıraktı gibi. Bak latkası gördün mü? Latkası. Aşk tutamacı. Meme ucu. Bunu göremiyoruz. Onu açarız sonra. Meme ucu yanına kadar yapabiliyorsun abi. Hamilelik bile var. Gördün mü? Rektus kası. Oğlum Mert sen besyo mezunu musun? Amına koyayım. Bu ne ya? Kaval kemiği boyutu. Şimdi <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hazır karakter kullansak daha mı iyi? Kendi yapsın işte. troll yapmak istiyorsa troll yapsın abi. Bence zaten kendisi seçsin ya. Benimsesin abi onu. Ne? Benim sesin abi. Ben şu an bu karakteri benimsedim mesela. Üst yaptın. Bilekleri de şişir. Bak bunu incelteceksin işte bak gördün mü? Kaş kemeri. Bunların tekstürleri oynarız. Kaş dipler. Bunlar surata bak. Bitmiyor. Bak bitmiyor gördün mü? Ağız yüksekliği, ağız altlığı, burun ucu genişliği, septum derinliği. Bu tabii bizim sıfırdan yazdığımız bir şey değil. Bu bir nevi bu karakter sisteminin imkan sağladığı bir şey ama üst dudak boyutu, hayalindeki insanı yap. Göğüs ucu, halkası derinliği, klitoris. Aklına girecek her şey var. Baksana şu tekstürün gerçekçiliğine. Çok ya. Çok karakter oldu. Savaş izi bile yaptı çocuk. Bunlar bir uğraşmış bu arada, onları hani çeşitlendiririz diye. Öyle. Bu rengi nasıl oluyor? Ten rengi. Yani. Ten rengi bunlar. Bunlar sonra normal açılır kapanır olacak. Yani istediğin renge geçebileceksin. Saçlar eklenecek, bilmem ne eklenecek, gidecek öyle. Şimdi bunu sil mesela ama standartımız bu tabi. Bu standart karakter şu an. Tablo oldu. ya Bunlara detay gireceğiz. Daha güzelleştireceğiz. Şimdi i̇şte buradan küçük küçük yapacaksın abi. Baksana omuz boyutu, mide derinliği. Trollemeyeceksin yani. Güzel bir karakter çıkar. Troll isteyen yani de troller ya abi. Ya trolleyen trollesin. Çakarım o ağzına oturur. Hazır skin kullandığında hiçbirini yapamıyorsun abi. Rastaki gibi aynı 3 tane yani tip oluyor. Tane farklıdır. onun avantajları ne? deli gibi kıyafet yaptı ya. Ne bileyim ee, animasyon kıyafetle yaptır. Işte kıyafetle şey yapar. Tabii. Şai bu. Burada işte inançları olacak. İnançlar oyun için etki ediyor. Ondan sonra mağaza sistemi yaptık. Atölye sistemi yaptık temelini. Envanter var. Hani işte özel günler olur envanter. Yani özel envanter şey düşürme oluyor. falan tabii. Ondan sonra cima. Yeni oyun açtığın zaman çoklu oyuncuda 16 kişiye kadar arkadaşların oynayabileceğin. Ayrıyetten de server'lar olacak. 50-60 kişiye kadar, 100 kişiye kadar yapabilirsek server'lar olacak. Dp sunucusu gibi olur ya. İsterse rp yapsın, modlasın, isterse e, full Moda aksiyon yapsın. Mı? Var mı öyle bir şey? Onu Hiç daha konuşmadık, şey. yalan yok. 16 kaldırmaz. E şimdi arkadaş grubunda sistemi en iyi olanı açtıracaksın onu, yıllardır yaptığımız. Sıktı geç. deniz yedi Mustafa. Siktir lan buradan. Oyun yapıyoruz adam lol geçti ya. Sunucular e sunucular olacak işte oğlum girip milletin oynayabileceği. Dünyanın... <laughs> Mert baba jilet olmuşsun oğlum sen bu aralar çok zayıfladın diye yorum alıyorsun. Hoşuna götün kalkıyor mu? Yok abi. kalkıyor mu sen? <laughs> ya biraz. <laughs> Kalkacak götün mü kaldı oğlum küçücük olmuş. Yok abi. Valla. Ay kardeşim benim biraz bakayım da utanamına koyayım. Ya dün valla bakın Hadi gel şu dünü de konuşalım dün, dün canlı yayın olmasa biz kendimizi teslim ederdik arkadaşlar Evet yani ben Bak canlı yayından önce ne yaptık biliyor musun Ben Mert'e şöyle elimi koydum Baba dedim birbirimizi kollayalım Bak siken olur Ne bileyim sırlarımızı soran olur Bir şey olur Kavgaya hazırdık yani Kav ya yani Biz oraya kavga etmeye gittik yani hani Bir bok olsa herkesi dövüp çıkacağız yani plan o Ama öyle olmadı zaten egoist pati böyle bir önce düşündü Onun derdi beni yaptırmaktı tamam mı Yaptıracak, Eidborn'u soracak. E, ya zaten girer girmez Eidborn'la Eidborn, Eidborn dedi. Dedim ulan yürü git benim asabımı <laughs> bozma. Oturduk. Biz oradayken yarım saat falan geçti. Ee, egoist patinle hiçbir şeyin haberi yok. Yani ne olacağını bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Sonra reis geldi. Bizim. Uzay Koçak mı? Evet. Koçak reis geldi. Geldi dedi ki Selamun aleyküm, aleyküm selam. Baktım adam çok düzgün bir adam yani. Hani çok böyle... var da çok kaliteli bir adamdı. Ben şey de değil. sevdim yani. Evet abi, ben de var. sevdim. Kolay kolay insan sevmem ben vallahi sevdim. Gürbey hoş geldin. Gürbey de mesaj atmış bana. abi bu işler yalan işler falan. Ulan Gürbey Gürbeyim. sen araştırmacı adamsın oğlum. Bunu büyü gibi niye yorumluyorsun? Harbi bu, bildiğin abi. beyin oyunu bu ya. Bu kadar basit. Ya bu bildiğin şey abi. Adamı otorite olarak kabul ediyorsun. Kendini hmm. bırakıyorsun. Zaten... Sen kabul etmedikçe yapamıyor. yapamıyorsun. Yapamıyorsun zaten. Şey sen kabul ettiğin zaman da zaten onu sen yapıyorsun amına koyayım. Yani başka sana yaptırtmıyor onu. Abi bende beyin yok. Yok yok senin zekanı severim ben. Senin kafan çalışır. Her neyse gittik oturduk şimdi bende de aynı kafa var diyorum ki. Ya biz bana... ya zaten inanarak gitmedik yani, ki. işte biz de o chat kafasındayız. Halbuki bilmiyorsun detaylarını ama o kadar güzel anlattı ki o kadar detaylarını inerek anlattı ki aslında sen... Neyi savunuyorsan onu söylüyor zaten. Evet, Hayır diyor ben böyle bir şey yapıyorum. Bunu bir tek ben yapabiliyorum. Öyle bir şey yok. Aksine bunun bilimsel açıklamalarını yapıyor adam. Neyse dinledik ettik. Zaten yarım saat ya oturduk ya oturmadık. Ki ben geç gitmiştim yayına girdik. Ondan sonra ben size bir trend yolu düşmekle bekle. Trend yolu anlatayım mı? Yemek söylesinler 12'ye kadar oğlum mu? 9 olmuş saat bekledim. Karnı acıkanlar. Karnı acıkanlar. Dur o kadar indirim yaptırıyorsun. Sen niye elini ayağına dolaştın? E, sigarayı... Ya, ya içmem Ne Ver istiyorsan koy. Dur bir sürü şey öyle duyururuz ya. Ha. Ya var burada bir sürü kola var ya. Yeni yedim abi. Tamam dur bekle şimdi afiyet olsun. Ondan sonra cima gittik oraya. Dedik ki egoist pati belli beni önce tokatlayacak. Şimdi Mert'e ben diyorum ki egoist patiye Mert'e yaparsın diyorum. Ama biz Mert burada anlaşmalıyız zaten. Yani diyorum hani ben seni kaptırmam kardeşim. O da ben de seni kaptırmam abi diyor. Egoist Fatih ikili oynuyor hadi. Mert'e gidiyor diyor ki Tukan abiye yaparız ha diyor. Bana geliyor da yaparız. Ben diyorum ki he he. O da diyor ki he he. Bir gittik orada. Egoist Fatih böyle aklında bizi yaptırmakla ilgili fikirleri var. Yok dedik öyle bir şey. Senin dedim içinden geçecek. Rezil olacaksan sen kendi içeriğinde kendi yayınında Tabii olacaksın. Abi olması gereken o. Ben mal mıyım dedim lan. Allah Allah çıkacağım orada abuk subuk konuşacağım. Bir şey olacak sonra açıklamasını yapamayacağız. Bir de bilmiyorsun yani. Belki darbiden... Bilinçaltımda çok garip şeyler var ya yani. Döner döner ya ne olur bir şey olur. Belli olmaz yani. Ne gerek var? Açız abi geç kalma. Tamam dur şu sigaran bitsin hemen anlatacağım. Kordi mesela ilk defa böyle bir kişiyle anlaşabildi. Evet Kordi anlaştı. Başta Kordi'nin yargıları vardı. Karşılıklı bilimsel konuşunca evet. bunlar car 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 car. Dedi ki tamam abi benim şu an bütün soru işaretlerim Aynen kalktı. Öyle. Çünkü olayı olması gerektiği gibi anlatıyor dedi. Aynen öyle. Oğlum ne ilk defa ilk defa tabi. Oğlum. Anladın işte ne demeye çalıştığımızı oğlum. Allah Allah sen değil misin veganların düşmanı, ha. şeycilerin düş bütün cümle aleme düşmansın. Sen ne oradan yazıyorsun oğlum? Yerli olma şu. <laughs> Alt tabu bırak da şu VR'ı sök gözünden de gel. Şişeden kokladın mı? Yok ya. Şimdi ben size gerçekten deneyimlediğim şeyi anlatacağım. O da deneyimlediğini anlatsın. Madem merak ediliyor çok RP'den de. Arkadaşlar bir kere biz oturup da orada ya hadi böyleymiş gibi yapalım diyecek adamlar değiliz. Tanımışsınız. Şey artık yani. biliyorsunuzdur yani. Beni de Mert'i de bizim ekibi de. Öyle şeyler olmaz yani. Sikerim anladım. Benim bir çıkarım yok çünkü. Ben niye yalan söyleyeyim? Şimdi gittik. Şimdi ilk egoist pati mevzuya girdi. Uzun süredir böyle bir denedi menedi. Asıl moda girdiği vardı ya çift gözünü evet, kapattığı falan. Kadar önce. Böyle baktım Egoist Pati'nin mimiklerini takip ediyorum. Dedim bu galiba RP yapıyor amına. <laughs> Çünkü yani öyle bir hissiyat vardı. Hoş geldin kardeşim. Selam Bedir. Öyle bir hissiyat uyandırdı bende. Birkaç böyle bakışı bakışı böyle şaşırması bir garip geldi. Ondan sonra dedim dur bir ön yargılı olmayayım gözlemleyeyim e birazdan. biraz da. İlk başta biraz şey gibiydi zaten. Abi odak olayı. Çünkü adam ne diyor? Sen kendin yapıyorsun bunları. Sen kendi zihnini boşaltıp buna inandığın zaman ee, benim söylediklerimi kale almaya başladığını anladığı itibaren zaten kendin yapıyorsun onu. Ben bir şey yapmıyorum diyor. Aslında hipnoz ettirme diye bir şey yok diyor. Hipnoz olma var diyor yani. Dediği şey bu. Bir noktada. Abi bu bir fake attı. Dedi ki tamam egoist pati olmuyor dedi. Sizden birini seçelim dedi. O eee, orada. Ha orada göt 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 lan. Lan. Ben <laughs> amına Göt doblarını bir saldı orada. Halbuki planmış o. Lapış diye bir yapıştırdı. Orada uçtu. Ya orada çünkü kendini o bilinç altında koruyordu ya. Orada rane 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 dedi. Orada rahatladı. Şöyle yapınca laps diye egoist evet. batı düştü orada tuza. O Tuğba mevzusundaki mimikleri yani gelin birlikte ya sus sen de be ne uymuşsun be amına. Amın. Daha yapmayacağım oyun oyun. <laughs> <laughs> Haterlar sevinsin biraz. Ne? Ha dur 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 yemek yemek. Bekle briefimi açayım. Hop hemen bak şimdi bak. Öğrenin bunları. Tak. Gördün mü? Ay. Öyle stream dekmiş mi stream falan gerek yok baba. Buraya koyarsın bunu. Selamun aleyküm. Trendyol yemekten bugün size yine kampanya ile geldim. Reklam ama size fayda sağlayan reklam. Benim adım Tuğba. Şimdi. İgratı da geç.